Efendim, mor şampuan önerildi ve sponsorum çıktı. Tam olarak ismini okuyamadım ama şu an okuyacağım. Bana gönderecek mor şampuan. Mor şampuan dediğimiz yani saç rengini hafif bir şekilde tam koyultmuyor ama iyi geliyor. Koyultuyor. Nulex şeklinde oluyor efendim. Bu bedo da benim fındık burnuma nazar değiyor. Allah kem gözünden, kem gözlerden saklasın benim bu fındık burnumu. Kendi de o tırnaklarını böyle uzat. Ulan kedilerde o kadar tırnak uzatmıyorlar. Bu ne öyle? Bir de kendisini gerçekten şey zannediyor. Vıyy vıyy. Baktım bu sağdan, aa bu bedo mudur nedir? Bir de demez mi? Ben burada şey yapıyorum. Argenevitol alıyorum. Kasaptan. Yok Hatay ürünleri alıyorum. Yok bilmem ne alıyorum. Sahneye çıkıyorum cane caneyi. Oldu mu? Olmadı mı? Olmadıysa şeyi söyleyeceğim. Anladım olmadı. Sızladım olmadı. Dur ben seni alayım Yeliz. Şimdi olacak. Emir büyük yerden ne gelir elden? Tabii ki olacak şimdi. Yani. Bedo'nun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence bir kelime yeterli. Yalancı. Dümbül. Dümbül beşik. Hiçbir şey düşünmüyorum abla. Üşü gücü hava. Kandırıkçı. Bilmem ki kötü bir şey düşünmüyorum. Kafa yapılarımız aynı değil bence. Ben öyle. Ben artık Yeliz gerçekten almak istemiyorum. Ben bağırarak konuşanlardan hoşlanmıyorum. Bedo çok bağırıyor. Zeynep de bağırıyormuş. Fark et, bugün fark ettim. Kız biz Zümrüt'e diyorduk. Zümrüt gene tamam. Ama bu Zümrüt'ü de geçkin fırsat vermiyor. Bak sana yel olsun. Abi bir git lan hadi işine hadi. Antalya'da sahnene kadınlar matinesinde günü apış bastır. O günde bayıl. Hastalan. Hadi. Yine cevap ver. Hadi hadi. Hadi çocuğum hadi. Hadi evladım. Ha. Zaten bunu da şöyle atacağım. Kimseyi Fulya haricinde kimseyi alamam. YouTube kanalım Baysal TV 06'ya atacağım vallahi bunu. Kısa da olsa uzun da olsa atacağım yani. Bu kadar gülüm yeter. Vallahi geldi mi? Yatacağım. Yok zaten ben de naşlayacağım ya. Hmm. Şeyi bekliyorum Fulya'yı. Ama Fulya bak ne kadar güzel. Dinlemesini biliyordu. Yalan mı Yeliz? Doğru söyle Allah için. Ya kibar şey. Sakin birisi. Yok canım, ben çok fazla yayınlara girmediğim için yani onun yayınlarına çok fazla bulunmadığım için yeni fark ettim çok bağırdığını. Bir de bugün çok gülüyordu. Onu fark ettim. Onun için sen geldi. Sordum zaten ne kadar ilaç kullanıyorsun falan diye. Yani normal bir insan o kadar kahkaha atmaz çünkü o yüzden sordum. Kötü bir niyetim yoktu yani.
Evet, ben de soracaktım Yani bu onu kadar az zaten. kikir demek iyi değil yani. Mutluluk hormonu neymiş, ben anlamadım. İlaçlar varmış ya. Ben bir Spralex Şimdi ben kullanıyorum. çok özür diliyorum. Hem Yeliz Hanım'dan hem Fulya'dan. Estağfurullah. Gerçekten Yeliz Hanım'ın da benim kanalıma hani desteği var. Çünkü beraber buraya eve geldi. Burada çekimlerimiz oldu. Onun haricinde TikTok'ta yarıştık. İşte yani eğlenceli. Ondan sonra Fulya Hanım da öyle. Gerçekten fakat Zeynep Hanım, ben buradan asla asla almam size. Çünkü ben bunu YouTube kanalıma atacağım. Yeter artık bu kadar gullüm. Yani biraz da benim hakkım yani, değil mi? Hani insanlar belki diyorlar ki ne işte Sibel Baysal YouTube eden ne kadar kazanıyor? Arkadaşım Yeliz biliyor. Yeliz biliyor, Yeliz. Ben fazla izlenmiyorum. Yani o kadar YouTuber'ler var ki. Yani orada benim ben bunu şey olarak, ya benim hani ne derler, havaya da gerek yok. Hava lastikte var. Yani ya gelirse 600-700 TL geliyor. Yani ben bunu bundan dolayı yapıyorum. Ama Zeynep, sen her defasında geliyorsun burada, kimseyi konuşturmuyorsun. Ondan sonra olur olmadık kelimeden kelimeyi atlıyorsun. Seni de seviyorum ama eskisi kadar sevmiyorum seni. Açık konuşayım. O yüzden Fulya ile de ben çok iyi anlaşıyorum. Yeliz, Fulya nasıl? Fulya gelmeden söyledim. Bilmiyorum. Değil mi? Sessiz, sakin, kibar. Teşekkür ederim. Öyleyim, evet, sakin bir yapım var. Sabırlı, sakin bir insanım. Ya yok, o kadar gülüş benim dikkatimi çeker yani, gerçekten. Ya şöyle. Acaba belki bilerek yapıyordur, bilmiyorum ki, belki de. Yani yok, hayattan biraz bahsetti de benim hayatım çok kötü geçti mesela 23 sene boyunca. Ama benim de hayatımda o kadar kötü günlerim var, ama bilmiyorum, hani kullandığı ilacın bir tanesi ben kullanıyorum, ama öyle bir hakaret kekir diye bir durum yok yani, öyle bir Ya şey yok çok yani. neler neler yaşayan insanlar Ben var yani, neler mesela neler, kahvaltıdan belki hani sonra içiyorum, anlatsalar akşam çok yatmadan şaşırırım, önce. ama Hani öyle bir buradaki gülme durumu yok yani. Ha, gülmem gerekirse tabii ki gülerim, ama her dakika kikiriklenmez. tamam, hadi görüşürüz. Bir bakıyorum çok normal şeyler yani, hani normal, çok olgun insanlar. Mesela ha, Zeynep'e şey yapmıyorum tabii, burada kötü bir eleştiri yapmıyorum da, biraz anormal Aşağı geliyor çok diyeyim. takılıyor. Hı. Gerek yok yani. Ya bu platformda aşağı biraz sevmezse eğer kişiyi, zaten yanında sürekli modelerler. Yani Sibel abla bilir. Sibel ablayı severler yani mesela. Modeleyemezler, modelemezler. Ama çok aşağıya takılırsan sürekli modelemeye başlarlar. Bir de şey, ben bu platformu çok iyi bildiğim için, ya aşağı çok takılanlara ben hep söylüyorum ya, kendi yayınınızı kapatın, akranlarınızı, arkadaşlarınızı alın, gizlilik modundan kapalı yapın, onlarla yayın yapın diyorum mesela. O şeyden sonra oldu işte bu mevzular, o küfür durumundan sonra yoğunlaştı. Şimdi bak, ben bir şey söylemek istiyorum. Ben bugün Derin Hanımefendi konuğuydum. Baktım orada Roy da var. Girdim, ben de konuk Evet. oldum. Hı. Orada dedim ki ne? Sibel dedi işte, yani dedim ki ne, hani bu kadın dedim Zeynep'ten için. Sana bana aşık olduğunu söylüyorsun dedi videolarında Sibel dedi. Ben dedi bunu ne yapayım filan gibisini. Ondan sonra dedim sana aşık olduğundan dolayı herhalde böyle yapıyor dedim. Yani istersen dedim konuş dedim. Ben bir kere aldım dedi onu dedi. Bir kere aldım dedi. Ne olduğunu anladım yani.
şey olduğunu, rahatsız olduğunu anladım dedi. O yüzden dedi bu konuya girme dediğinde Yeliz Hanımefendi vardı. Evet. O yüzden yapmış olduğu paylaşımlar can ve yani biz her ne kadar onu konuşursak ona prim vermiş. Zaten o onun peşinde. Hani benim adım geçsin. Bana şöyle edilsin. Bana madilik yapılsın. Sözlü olaraktan. Ama benim adım geçsin. O onun peşinde. O yüzden boş verin. Kendi insanlar zaten biliyorlar. Ama yani Ha bana böyle de bir durum var Sibel abla, sen yayıncı olduğun için böyle bir konuşmayla geçmek değil yani. Bizim burası biliyorsun, insanları sevdim mi severler, sevmedim mi sevmezler. Böyle de bir durum var. Yani bu kadar atar gider aşağıdakilerin, işte katılma kişiler, o anlattınız beni düşündü. Şeyi atacağın için söylemiyorum. Bunlar hoş değil. Sevmezler bizim buradaki öyle atar gideri. Daha minnoş, daha sakin, daha onları anlayan, aşağıdaki yazıları okuyan, aşağıdakilere selam veren kişilerden hoşlanırlar. Yani bilmiyorum, bu şekilde. Mesela benim burada sevdiğim birçok kişi var. Aşağıda tanıdığım. mesela bir Ama örnek vereyim. Örnek geçen vereyim. gün diyor Şimdi burada Hulya'nın yayında hiç yokken sardı çocuğa diyor. Hulya da vardı diyor. Orada Meral diye birine sanırım şey yapmış. Durduk yere saldırmış, bir gönderme falan yapmış bir şeyler. Ben o sırada telefon normal duruyordu. Ben odaya gittim geldim. Mutfaktaydı telefon, masanın üstünde işte. Ondan sonra olaylar düştü Yeliz. evet, o salondan bir yere gidince internet öyle oluyor. Gelirse alırız. Yani işte boş böyle. Alıyorum. Düştü mü? Yok, bu ekranı kaydırdım ya. Her şeyden yana doğru. Aynen, ekran çabuk kayıyor bu. Tövbe estağfurullah. Çok hızlı bu telefon. Şeyi okuyordum. Pakize'yi. Kimi seviyormuşsun diye. Tam diyecektim ki sana ne lan diye. O kim Yeliz ya? Kim Pakize oldu mi? beni ilgilendirmez. Sadece şunu ifade etmek istiyorum. Pakize. Zeynep'e laf taşıyan, SS'ler gönderen bir kişi olduğunu düşünüyorum. Pakize 20 ile 25 yaşları arasında genç bir Lale abla. Ama Pakize mi iyi o? çocuktur aslında. Ha, şeyi de sever. Diğer aralar. Yine seviyorum, biliyor musun? Lotto'yu sever. Şeyi sever. Zeynep'i sever. Ben bilmiyorum ki. Sonradan değişti mi fikri? Lotto'yu sever. Lotto'yu ya. Bu da çıkıyordu bir aralar. Bak, yemin ederim Elvan'la ben konuştum. Elvan dedi ki, Sibel dedi, bak geçenlerde çok güzel konuştum bir videoda. Yarım saatlik bir videom var. Ama başlığı ne bilmiyorum. Oradan söylüyorum. Elvan da dedi ki, onun iyiliğine karşı konuştuğun halde Zeynep için yine kötü anladı. Yine başka da çolar alıktı. Buraya yine gullüm yaptı. Yine izleyicilere kole attı. Dalga geçti. Diyerekten ben dedi bir süreliğine ayrılıyorum dedi. Buradan.
Bak Geliz'i de Bilmiyorum bir ara ben. böyle yaptılar. Geliz de ayrıldı. Ama Evet, arada bu, çıkarıyor. yani bu ya hadi Geliz şeyim ben. Tamam. Arkadaşım alttan yazılan işine gelirse oku. İşine gelmeyeni madem mi yazıyorlar? Görmezden gel. Ama sen buraya onun için gelmiyorsun. Sen buraya kaos yaratmaya geliyorsun. Tartışma amaçlı. Hangisi dilek? Başlığı ne? Başlığı ne? Videonun? Tabii ki Yeliz. Nerede konuşacağını Ben Yeliz'i neden şey, ben bu sefer şey için çekildim ablacığım. Realde ve internet ortamında konuştuğum arkadaşlarımın, sevdiğim arkadaşlarım birbirine girdiler. O yüzden tarafsız kalmak kimin zorunda kaldım. O hakkında? yüzden biraz Zeynep çekildim. hakkında konuştuğum video. Başlığı ne? Başında ne yazmışım? Ne atmışım başta? Delidir, ne yapsa yeri dedi. Babası fark sevmişse. Delidir. Tabii. Kaç Delidir. kere seni engelledim. Ondan sonra gittin şeye Evet. yalvardın ya Aga'na. Pakize'nin yaşını mesela, Pakize evet ben görmedim ama yaş olarak onu birkaç kıyafetini gösterdi. Oradan anladım. Mesela kolej montunu gösterdi. Ha, kolej montunu şimdi ben giymem. Ama 20-25 yaş arası giyer. Bizim evde de var mesela 20-25 arası biri. Kolej montları vardı. Artık giymiyor. Onlar artık beğenmiyor ama oradan anlamıştım yaş. Kıyafetlerinden anladım. Yaşlı, çirkin, şey olması önemli değil. Önemli olan insan olması ve bir lafı diğer tarafa taşıyıp yalakalık yapmaması. Yok. Dürüst olması. Öyle şey yok. 60 yaşındayım demişsin ama Ya yalan. okuma şunu ya, okuma ya. İkinci Zeynep bu ya. adından belli ya, sivri dilli. Çıkartıyorum seni. Uğraşamam. Hadi burada ciddi şeyler konuşuluyor. Hadi. Şu an çıkartıyorum seni. Uğraşamam. Bir de destan gibi yazıyor efendim. Kaçıncı videom? Bırakın da biraz YouTube kanalıma atayım yani. Aa, işim gücüm yok. Herkese iyi dinleyeceğiz burada. Abi Destan gibi sohbet yazıyor kızım. klavyeyi. Sen git onlara kullere yaz. Arışka Dragoz'da gezeceğini gel abi. soğuklarda. Arışka İnternet hopet başına kızım. geç, yaz. Pakize Arzu misiniz? hayat. Uğraşamam, hadi Evet. Ay at boş ver, okumayayım. Hopet anneye. Hopet kızım. Canım benim bir ha, tane. şeyi diyecektim. Şimdi yok efendim. Kalkıp da işte Sibel Baysal bundan önce Zeynep'i aldı. Zeynep de diyemeyeceğim çünkü adı meçhul. Meçhul kadın. Meçhul kadın dolamak çünkü Fatma Girik'in Girik o filmi çevirdi meçhul kadını. Olamaz. Kırk fırın ekmek ise olamaz. Meçhul kadın diyelim hadi. Geldi buraya. Ondan sonra ben ondan bir takım şey taleplerde kendisi bana söyledi. Ben kimseden zorla bir şey istemem. Ne yiyecek, ne içecek. Onu söyledikçe üstüne basa basa emojiler gönderiyor. Yani sen kimsin ulan? Ben seninle uğraşamam. Ben seninle ancak kendi adıma konuşuyorum. Bir de o Zeynep'in bana yaptıklarını. Hoş geldin Şenay. Ondan sonra yani beni dalgaya vuruyor. Kale almıyor beni. Tamam. Kale alacağın kişiler şu an
Seni yayınına alıyor mu konuk olaraktan? Ha? Yasmin. Alıyor mu? Alsın. Söyle kız. Kız söyle ben de gerekirse hikayende paylaş. Story mi diyorlar? Hikaye mi diyorlar? Orada ben paylaşım yapmıyorum. Orada Yayın. paylaşacağım. Aa hanıma işte Yasmin'in yayınında gidin. Takipçi o kadar çok önemliyse, izleyici çok önemliyse bırakın da insanlar sizi izlesin. Keyif alsın. Bu nedir böyle ya? Biz Yeliz'de o kadar yayınlar yaptık. Yeri geldi burada yaptık. Ondan sonra TikTok'larda yaptık. Diğer sosyal medya platformlarında yaptık. Ama her şeyi üslubuyla yaptık yani. Alttan gelen, işimize gelen yorumları okuduk. Sorulara cevap verdik. Gelmeyenlere cevaplandırmadık, görmezden geldik. Aynen. Doğru mu Yeliz? Evet aşk. Abla 5 kere de selamlaştık yalnız. Orayı Bana kaçırmayalım. geldiğinde. Onu da sen anlat Fulya ya. Ben geldim Sibel abla dedi ki yayın yapalım. YouTube'a atalım falan. Biz tabii ki dedim abla. Misafirim tabii ki de yapalım. Şimdi yayını açacağız. Sibel ablanın internetinde madilik var. Açıyoruz. Yayın başlamıyor. O arada tam selamlaşıyoruz filan. Yayın açılacak diye bekliyoruz. Yayın açılmıyor. Biz bu arada bir kere selamlaşıyoruz tabii. Bir daha başlıyoruz. Ay olmadı diyoruz. Sibel abla bir daha başlatıyor. Bir kere daha selamlaşmaya başlıyoruz. Biz de ise öpüşüyoruz filan işte. Yanak. İşte tokalaşıyoruz. Yanak yana yapıyoruz. Bakıyoruz yine olmamış. Üçüncü yine aynı şekilde. Ay internet madelik var filan. Dördüncü derken en azından beşinci de Allah'a şükürler olsun. Selamlaşıp tokalaşıp yayına girdik. Dedim yeter artık. Artık ama 5 oldu bu. Ay hoş geldin Ay. Yeliz'im diye başladık. Ya 5-6 kere hoş geldin İzledim Yeliz. onu, güzeldi. İzledim o yayını. O 5.'ciydi işte. O 5. Ondan sonra da şey yaptım selamlaşmamız. Fulya. Aklıma şey geldi. Bakalım. Demek ki Wi-Fi'den dedim herhalde internet hani çalışmalar oluyor ya. TürkSat'tan dolayı. Altyapı çalışmazlar. Aklıma mobil veri geldi. Mobil veriyi açtıktan sonra 5. de oldu. Ama bir de şöyle bir şeyler İyi süper. yapıyorlardı. Aslında ben biraz da bu yargıyı kırmak için gittim. Hani Sibel abla şöyle, Sibel abla böyle, ay evine gidilmez, şöyle yapar, böyle yapar vesaire gibi saçma konuşmalar vardı. Ben gittim. Hiç de öyle bir şey olmadı. Sibel abla mesela beni gördüğüne çok sevindi. Ben de onu gördüğüme sevindim. Oturdum güzelce, ağırladı da. Yayınımızı da yaptık. Sonra benim işim vardı. 1-2 saat oturdum herhalde, değil mi? Orada 2 saate yakın oradaydım. Sonra çıktım güzelce beni yolculadı. Gittim yani. Öyle yok saçma sapan hikayelere aldanılmaması gerektiğini de benim oraya gidince bana Bence söyleyenler de. anlamışlardır yani. Ben de yakın olsam ben de gitmek isterim yani Yani ne? Ne Sibel'e. alaka? O da bana gelsin isterim yani açıkçası. Ne Ne olacak alaka yani? Yeliz'in onlar şöyle kız. bir huyu var. Mesela der ki başkası bana bir laf söylese elimden geleni ardına koymam. Devran Çağlar'ın dediği gibi. Aman Sibel abla mı dedi. Hem severim hem de yine engellemem onu. Yine izlerim. Bana ondan laf getirmeyin. Sibel abla benim bir tanem Yani. dedi. Ya Sibel abla bazen oluyor, pis de oluyor. Ben seviyorum Sibel ablayı seyretmeyi. Yani Doğal doğal. öyle küçük Doğal küçük tepki, doğal tepki. madilikler, ne madilikler oluyor yani. Onun yaptığı küçük madilikler benim gözüme gelmiyor. Hatta bazen gülüyorum. Yayından atıyor, engelliyor falan, onlara daha çok gülüyorum. Sonra ertesi gün Biliyorum. açıyor. Sonra beni göremeyince Eliz neredeydin sen diyor. Ben onların gülünürlü hallerine bayılıyorum ya. Madileşmelerine bayılıyorum Gülnur yani. ablayla Ne da bir gün gülüyor. yayın yapıyorlardı. Gülnur abla bir şapka takmış, gözlük takmış. Bende de aynı şapka gözlük var. Ben de taktım. Girdim yayına. Sibel ablayla Gülnur abla gülmekten ölüyorlar. Ben de öyle geldim ya yayına. Ondan sonra işte biraz oynadık. Onlar da vardır ya. YouTube'da bir sürü var. Gülnur'a trip atması çok güzel ya. Yerinden oynatıyor yani trip attığında. Geçen gün
Gülnur'un bir durumları vardı falan. Gülnur'un telif atarken diyor ki bir yandan, bak beni kerhaneden Bak Yeliz, şuraya yazıyorum. Buraya geldin, şu sehpada, şu koltukta sen oturdun. Biliyorsun burayı. evet abla. Buraya yazıyorum. Yarın bir gün beni arayacak bu Zeynep. Ne diyecek bana biliyor musun? Senin için demeyecek. Bak. Belki pirzi kafayla yakalayacak beni. Ama asla biliyorsun ki pirzi kafayla da olsa ben kanmam öyle şeylere. Fulya ile konuşma diyecek. Aa. Öyle mi? Buraya yazıyorum. Aa, öyle huyları var mı bilmiyorum. O kadar Yeriz yakalanamıyorum. bilir. Aa, bilmiyorum ki. Vallahi yapabilir ya. Yani sen yani bir Sibel abla diyorsa doğrudur. Hülya. Kız, profil resmini değiştirmişsin. Bu ne hal? Çabuk kaldır onu oradan. Rüya kim? Kız bizim Kelayna'nın arkadaşı Rüya mı? Hülya, Hülya abla. Hülya Ha. sevindi. Bak. Aa, Kız bana bak Ceylin. Ceylin de gelmiş. Hoş Geçenlerde geldin canım. ben İlkay abinin konuğuydum. Orada koli olayını sen mi açıp gösterdin? Ki o kadar İlkay abi seni savundu. Hayır o değil dedi ama sendin. Niye öyle bir şey yaptın? Yakışıyor mu sana? Ha? Ben ona kedi maması göndermeye kalktım. Dedi ki ne? Ceylin hasta dedi. Ceylin'e gönder benim adıma dedi Sibel dedi. İlkay abi. Sen akabinde kalktın 2 dakika sonra konuk olarak geldin. Ondan sonra koli olayı açtın. Genel bilgiler diye bir video varmış galiba senin Siboş. Onu izleyin diyorlar. Ha şey mi? O az önceki sorduğum mu? Hı. Doğrudur. Kimin İzleyemem birisi? ben. Ya sen diyorsan doğrudur yani. Şimdi kalkıp da ben izleyemem. Öyle Şey uyarı ile konuştuysan. ilgiliydi galiba. Uyarı yapmıştın ya. İşte Yani. efendim ben de biliyorsunuz nişanlanmak üzereyim. Ondan sonra yani öyle. Kimin nişanlanıyorsunuz? Nişanlım şu anda belli ama yani açıklamak istemiyorum. Ha. Biraz şöyle zaman derler ya zaman en büyük ilaçtır. Zaman geçtikçe tabii ki açıklayacağım efendim. Okay. Zümrüt Cansel ablamı ve ebedi kokuriye naşladı. Sakın Sibel 50 Euro'dan bahsetme. Niye bahsetmeyecekmişim? Bak şimdi gider kendi yayın açar. Buraya girdi. Kolaçan eder burayı böyle. Çorcular olur ya böyle evlere girer ya iş yerlerine. Ha bu da bunlardan birisi. Tabii Niye benim canım, hakkımı girdi bakıyor. göndermiyorsun? Ben sana borç verdim onu. Niye? Bak ablam vefat etti. Ölümlü dünya. Alt üstü 50 euro. Ben sana borç vermişim. Niye göndermiyorsun? Ta Mersin'deyken göndereceğim dedin. Bak şu an evindesin. Daha geçenlerde beni postaneye gönderdin. Boş yere soğukta durdurdun beni orada. Ha? Gönderdim diye. Öyle bir şey yok. Aman gönderme istemiyorum. Devran Çağlar'ın dediği gibi. Ahım senin olsun mahşere kadar. İyi etti Feride sana o tableti almadı. Oh canıma değsin.
Kırık tablette uğraş dur işte. Nasıl? Nasıl? Bir de geliyorum burada Roy'u madileştiriyorum bana. WhatsApp'tan arıyorum beni. Roy benim işime geliyor. Ne yapacağım? Bıktım uşağınım artık ondan. Bana ne? Kim bilir sen neler söylüyorsun ona? Senin ağzın rahat mı duruyor? Sen de ona Kalbim söylüyorsun. Bu altında mı kalacak? kalbim ne de bu ya, kardım ne de bu le o. Aa. Efendim. Sen benim canım olunca hemen ya bırak Allah aşkına Zümrüt ya. Ben sana borç verdim ben. Video belli bak videoyu var ya arşivden çıkartırım ha. O 50 euroyu ben sana borç verdim. İster yolla ister yollama. Bu saate kadar göndermemişsin. Bugüne kadar göndermemişsin borcumu. Bu saatten sonra da istemiyorum. Git Almanya'da sokak hayvanlarına ver. Mama al, dağıt, video çek, yayınla. İkinci Zeynep geldi. Alırsan bizi susturur, konuşturmaz. Ben kirlenme Zümrüt. Ben tablet alacağım. Ben giderken ben kendim tablet kullanmıyorum. Gerçi benim evdeki telefonum zaten tablet gibi, o sorun yok da. Zümrüt abla kürleniyor. Hiç öyle bir şey aramızda böyle bir konuşma olmadı. Kür yapma. Aa, demiyor hayatım demiyor. Bak şu anda saate bakacağım. Gerçekten ağzımda mandalina var. Sokak hayvanı yoksa tamam bana gönder kardeşim. Borcumu. Fidan Almanya'da sokak hayvanı yoksa bana gönder. Onların başrolü sensin. Onun başrolü sensin. Başrolü. Tamam. Uğraşamam seni. Bir Dino'yla uğraştım. Az önce 3 yayında. Bir de seninle uğraşamam şimdi. Sen orada ağlayıp dururken Türkiye'deki vatandaşlar ne yapsın? Asgari ücrette ya 2000 TL konuldu. 10.000 TL. Emekli olanlara asgari ücret bilmem ne artık ben anlamıyorum. Ay Ben evet şey ya. değilim. Ya. Emekli değilim 10 bin ben. lira olmuş, yazık günah ya. Orada oturduğun yerde hala ağlıyorsun. Türkiye'den para kopartmaya çalışıyorsun Zümrüt. Euro'mun üstüne kondun. Ben sana borç verdim onu. Tamam. Neresinden bu yana göndereceğim diyorsun. Daha geçenlerde beni postaneye gönderdi. Gönderdim kızım. Git. Soğuklarda. Gittim orada bekledim. Aa. Kandırıyorsun beni. Ayıp ya. E ne oldu? Zeynep. Bak ablan evini kokuriye gitti. Alma mazlumunu ana çıkar Ayste Ayste. Muhakkak ki bir yerden çıkar. Bir de geliyorsun buraya. Saçma sapan yok bilmem ne şudur budur. Hiç ya hiçbir neyse cevap vermeyeceğim hayatım. Cevap vermeyeceğim. Çünkü cevap verilecek bir kadın değilsin. Bundan dolayı. Gerçekten. Mori hoş geldin. Gülistan mı? Gülistan İstanbul'a geldiğinde doğum günümde gönderdiği çikolatalarla beraber 150 frank para gönderdi. İşi gücü rast gelsin. Vay, Evet. tebrikler. Siz Davut Bey,
100 frank yazıyorsunuz. Ayşe Hanım'ın vermiş olduğu 50 frankla Gülistan Hanımefendi'nin üzerine koyacağı 50 frank. Toplam 100 franktan bahsediyorsunuz. Ama Gülistan Hanımefendi diş olayında İstanbul'a geldiğinde 50 frank da üstüne koydu. Çikolatalarla birlikte gönderdi. Gecikme zamı da 50 frank koymuş. Ne güzel. Bu uğraştırma ama beni bununla da bu. Çıkartırım seni. Engelemem çıkartırım. Al. Bu uğraştırmayın. Ağlama. La 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 la. Ağlama. Ağlayanlar gülenler yayın karıştı. Biri güleyim, biri ağlayayım. Ay Allah'ım yarabbim ya. Karıştı. Yo ben sana... Afiyet kızım. Allah Sihan'ın evine gittin Mersin'e. Kalktın orada. Orada kurban kestin koyun. Parçalattılar kasaba. Dolaba koydular. Gecenin geç saatinde Alessia'nın Mersin'den bahsediyorum. Zümrüt'ün gittiği evden bahsediyorum arkadaşlarından. İllallah ettiler senden. Gecenin vaktinde kalkıyor musun? Tek diş misali dolabı açıyor musun? Kavurma yapıyor musun? Onlara numunelik et değil kemik kalmamış. Buna ne diyeceksin sevgili sayın astrolojisinin Zümrüt Cansel? Ne diyeceksin? Vah 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 vah. Kız Alessia anlattı ya kız. Alessia benim eski arkadaşım. Sen Almanya'dayken ben Mersin Flamingo'da Çardak Tevarne'de sahne yapıyordum. Tarsus'ta Mersin arasında. Demirtaş'ta. Sana geleyim dedim. Açın. Söyleyeyim dedim. Burnumdan geçirdin ayıp. Açık açıma paylaşın. Zümrüt abla şaka maka bir yana başın sağ olsun. Ben sonradan duydum yani yayınlarda yoktum o yüzden. Hopet anneye. Gel canım. Bu kadar kötü müyüm ben? Yok abla ben öyle bir şey söylemiyorum. Beni aranızdaki münasebet pek ilgilendirmiyor. Ben bunu şimdi ikiniz de kocaman kadınlarsınız. Ben karışmam evet. İşlere. Aşağı. Ben kendimden yaşlı bir Nagi sesiniz sözler var mı? Yani, Nagi sesin var mı? O ikinizin arasında ben karışamam şimdi. Tamam o zaman herhangi bir tanesiciyi sorabilirsiniz. Tamam. Görüşmek üzere. Ne oldu kız? Hülya? Ha? Bir şey olmadı ya. Bir şey olmadı. Ne olacak? Bak Zümrüt gerçekten bir daha demeyeceğim. Bir daha demeyeceğim. İster yolla ister gönderme. Canın sağ olsun. Tamam. Ama beni de kandırma. Soğuklarda gidip postanede beklettirme beni. Tamam. Yapma. Aklı başında
Güzel bir kadınsın. Sesinle, görselliğinle, okuduğun sanat müzikisiyle. Ama böyle bir şey yapma. Şu günde o gün gideyim. Bugün git. Araya bayram girdi, Noel girdi. Noel girdiyse orada Noel olduğu belli değil mi? Niye beni gönderiyorsun buradaki postaneye soğukta? Dondurtturuyorsun beni. Ay karnım ne dedi bu değiliz. Sigaradan Gerçekten haklı mıyım, haksız mıyım? yani kardın ne dedi de böyle yani efendim. Oldu mu efendim? Evet. Ben tanımam etmem. Hava da çok soğuk. Ay ısınamıyorum efendim. Ay dışarı çıktım. Mandalina alayım dedim. Elma aldım geldim. Bulamadım mandalinamı efendim. Tamam, hem Ya. elmayı soy, hem alnına yapıştır, hem ye. İşte efendim. Sanatını güzel icra ediyorsun. Korolarda çıkmışsın. Bana diyorsun ki şugarlık alık. Ulan sana şugarlık alıkıyorum. İstemiyorum. Zümrüt, sana verdiğim borcu istemiyorum. Ne zaman postaneye yatırırsın, metrece numarasını bana gönderirsen, ondan sonra emin olurum. Salaklık, ben de yine metrece numarasını almadan gittim. Soğukta gittim, orada bekledim. Sonra bana beni arıyorsun, Noel diyorsun. Ayın 24'üydü. Yılbaşından önce. Yılbaşına 5 gün kala, Türkiye günüyle. Trollemiş mi seni abla? Ay Trollemiş mi? Ne olmuş? sen hiç konuşma zaten. Kendi kendine şapka takmışsın, fotoğraf. Ağayım diyorsun. Bilmem ne diyorsun. Senden de bir şey çıkmıyor. Hadi. Naş. Uğraşamam. Yerim. Sen de gönder adını soyadını. WhatsApp'tan. Zümrüt solistim ne dedi? Adını soyadını sanki bilmiyor. Sibel Baysal. Baysal üstü Baysal olacak hali yok. Tamam. Sibel Baysal'ım. Ankara'da yaşıyorum. Kebap severim. Piyiz olursa iyi olur. Bu pirzola durumunu hiç sorma. Bugün kötü oldu pirzola durumu. Bugün içinde Zeynep'in içinden geçecek. Pirzola Kaç geldi saattir geldi bekliyor gelmedi. onu? Zeynep yandın kızım sen. Burası öyle artık. Yapacak bir Utku. şey yok. Utku. Bugün cuma değil Utku, çarşamba. Kendine gel. Nurlu Cemal'a demez mi biz? Semih amcanın şeyini Oo. kullanma. Hayırlı bayramlar da der Utku. Aa, Semih gitti yerine Utku geldi o zaman. Hayırlı bayramlar, hayırlı cumalar. Dedi mi Semih birisi? amca nerede? Semih amca nerede ya? Ben onu hiç görmüyorum. Bilmiyorum onu. Diyor nurlu akşamlar çileğim filan muzum. Şimdi bak, bana buradan diyor ki ne? As soliste, Zümrüt Cansel as soliste. Adını soyadını yaz diyor. Hüsnü Baysal yazacak halim yok ki Zümrüt. Sibel Baysal. Metece numarasını WhatsApp var sende. Hah. Git ablacığım bak 2 saat geridesin. Şu an saat Türkiye'de 12'yi 10 geçiyor. Orada onu 10 geçiyor Almanya'dan.
Git hallet. Alışverişini de yap. Kahveni de al. Ondan sonra Meteci numarasını WhatsApp'tan at bana. Ben de gideyim. Dikmen sokulu diyerekten efendim. Aa, vallahi bugün Zümrüt gönderecek. Bak Aro, bak bak bak. Yemin ederim anladım. Pirzolayı al kuzum, Aurora ile ye. Pirzi demiyor, pirzi biliyor zaten ayrı konu. Ha, vallahi gönderecek, E eminim. biz Yazışından neyiz belli. bir olayı? Ha? Yeliz'e biz dedik diyorum pirz olayı. Biz açtık konusunu Hayır, işte. Zümrüt daha önceden eskiden gönderiyordu vallahi. Bir de hesap kitap da sormaz ne alacaksın diye. Şunu al, bunu al diye Sormaz, sormaz. sormaz, Biliyor benim sormaz. izlendiğimi. Şey gibi değil yani, Günür gibi değil. Günür hesap kitap yapar, kuruşu kuruşuna. Ama Zümrüt karışmaz. Feride de karışmazdı bizime. Bizime karışanlar vallahi çok şey oluyorum. Gerizi iyi biliyorsun değil mi? Günümüz karışıyor mu? Ay. İnsanın zevklerine karışılmasın ya. Ben de istemiyorum Ayol şimdi. Yeliz bana geldiğinde beni aradı kapıdan. Tamam onu da alırım sevgili astrolistim. Sen Medece numarasını WhatsApp'tan tık 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 at. Hazırım. Yeliz kapıya geldi Fulya. Zaten aramıştı beni böyle şeyde geleceğim dedi. Ondan sonra Sibel abla çık dedi kapıdayım dedi. Aa dedim Yeliz dedi, binanın önündesin gelsene dedim. Ondan sonra yok abla sen çık dedi. Neyse kol kola girdik. Benim Eren diye bir kardeşim var Adanalı. Çok severim kendisini. Çok efendi. Oraya gittik. Yeliz dedi ki abla ne istiyorsun? Al dedi. Der Alo. der Yeliz, Alo ben kıyamayan senden ne merhametli bir istedin? yanı var. Hadi getir. Neyse ondan sonra aldık. Eve geldik işte. Zaten Giriz alıkmıyor. Öyle yani. Ne güzel, ne güzel. Ama yapar Yeliz. Öyle bir izlenim oldu bende. Yapar yani. Tamam sen önce bugün gideceğim mi? Bak gideceğim bak. Vallahi hava soğuk. Zaten dişçiye gideceğim. Zümrüt'e söylüyorum. Gidersen gideceğim diyorsan yaz buradan. Zümrüt şimdi bırak Utku'yu Mutku'yu. Yani bak bana bir cevap ver ondan sonra Utku'ya la konuş. Dişçiye gideceğim diyerekten vallahi billahi görüyorsunuz değil mi efendim? Ay yok artık geçti saat kaça geliyor dişçiye gideceğim. Boş ver dişçiyi bugün ya. Yarın gitsen olmaz mı? Yarın mı gideyim? Saat kaç oldu zaten boş ver. Bir şahsiyana daha çok. Tamam da şey Zümrüt astrolistim şey yaparsa aslan sütüne olur. Gitmem. Dişçiye yarın giderim. E Bakayım ne göndereceğim yazıldı. dedi mi kadın? Ya pirzola dedi işte. Aa tamam. Bugün pirzola ye dedi. Al Bak kendine dedi ya. ama Zümrüt geçenki ne dersemesin 50 euro mu harcadıp da.
Bak gene alacağım şimdi çıkıp biz et alacağım. Ondan sonra öğlenden sonra da postaneye giderim, çekerim. Ne diyorsun? Güzel olur tabii ki o. Zümrüt Rahat rahat. Aslan'a soruyorum. Son söz adam idam olacakmış mahkumun birisi. Demiş ki benim bir isteğim var. Benim isteğim de pirzolayla aslan sütü değil, Zümrüt'ün ağzından çıkacak olan ya öğlenden sonra git ya da bugün yatırıyorum. Zümrüt. Zümrüt, ses tellerimi yükseltme. Ona göre. Ne diyorsan? Az sonra istedim kız. Çekemiyorlar kız Zümrüt'ü. Aa, sanat musikisi olaraktan. Aurora böyle yaptığına göre geliyor herhalde et pirzola. Bakayım bir şey yazmadı ki daha. Ay bir git. Bir git başımdan. Ben ne diyorum? Bu ne diyor ya? Zümrüt seni de kaybettik. Hadi helvanı yapıyoruz. Zoda'nın gönderdiği şeker duruyor toz. Boyuna helva yapıyoruz. Alamam seni. Bundan sonra almıyorum. Zeynep seni almıyorum. Sen yayın açtığında ben de geleceğim oraya. Tamam mı? Ben de geleceğim. Özellikle Semilya açanla çolar onları çağıracağım. Veya madilik yapan ağzı böyle kibar olan laçoları senin yayınına çağıracağım. Tamam. Hadi bakalım. Zümrüt, ben senden bir şey istemiyorum. Seni de hayatımdan çıkarttım. Sen de ses mes. Yok. O kadar şugarlık alıktım sana. Kendi vermiş olduğum borcumu. Athene'ye uğramamak ve beni kırmak. Niye alayım? Al sana aşkım deyip de gevşecek miyim? Putkamın selleri mi akacak? Zaten burada yağmur yağıyor, seller akıyor. Ama aşk o. İki yumurta kıryesi ben. Ha, bir de o gün öyle demiyor mu? Aa, öyle Ay demişti. efendim, ay gerçekten temizlik. Aa. Okuma YouTube Hı. Baysal TV kanalı. Ay, ben de bir mutfağa Oy. geçiyorum şimdi. O buharlı şey güzel mi yeriz? Hayatım Oh. sen Zümrüt. Bak. Bundan sonra bunu ben kanalıma atacağım. Konuklarımın haberi var. Nereden Bundan bilecek sonra bu? açacağım şeyde senin ağzına pışar diye
Similyamı değil, sana butmadilik yaparım. Ben sana ne diyorum? Sen Zeynep'ten bahsediyorsun. Yok ondan bahsediyorsun, yok bundan bahsediyorsun. Kardeşim benim sana vermiş olduğum 50 euroyu gönderiyor mu dedim. Evet dedim. Sonra dedim ki ne? Göndermiyorum. Zeynep'e döndün, ona döndün, buna döndün. Ben de istemiyorum. Tamam mı? Sana beddua da etmiyorum. Tamam mı? Allah seni bildiği gibi yapsın. Çünkü ben sana onu borç verdim. O 50 euroyu ben sana borç verdim Zümrüt. Evet. Sen kendi Gündür'ün gönderdiği klip parandan al rakını, etini, salatanı, yarın da git postaneden Vestel bir yoluna çek diyen şey, bir de mama, 15 kiloluk mama, kuru mama, büyük hayvanlar için, köpekler için aldırdın. E ben sana borç vermiş oluyorum. Tamam. Allah seni beddua etmiyorum. Beddua edersen beddua geri dönüşüyor. Tamam. İstemiyorum. Bu da ikinci oluyor. İkinci oluyor. Kandırıyorsun beni. Aynen. Klip parası nereye gitti biliyor musun? Burada çiftlik var. Çiftliğin orada tekel fabrikası var. Hepsi oraya gitti canım. Anladın? Zümrüt. Dekontlar elinde ya. Dekontlar elinde ya. Cansel'e gönderdiğin, Okşan'a gönderdiğin, bana gönderdiğin. Hadi onları yayınladın. Okşan'ı, Cansel'i. E beni niye yayınlamadın dekontları? Ha? Sadece ağız olarak beni WhatsApp'tan arayıp da. Bana bak. Ben az solistim. Ama size gönderdiğim paraların dekontları burada. Muhasebe tutmuşum. Diyen sensin. Ne oldu kız? Cansel Okşan'dan ağır darbe mi yedin? Sibel Baysal'ı kale mi almıyorsun? Hafife mi alıyorsun? Beni niye yayınlamadın dekontlarda? Ha? Solistmiş. Neren solist senin? Bir de gelmiş burada değil ki ne Zeynep'i almazsan. Aman gönderme Zeynep'i de istemiyorum, seni de istemiyorum. Uğraşamam ben şimdi seninle. Oh şimdi nerede yürüyeceğim böyle? Yağmur yağıyor herhalde ki. Soğuk mu, kar yağdı mı oraya? Yok. Yok, daha kar yağmadı. Soğuk, yağmur yağdı ama henüz kar yağmadı. Bugün hava güzel. Burası da güneşli. Bugün güneşli burası. Burası da öyle. Yok, zaten bir arkadaşım vardı benim. Ondan sonra kendisi aslen Azerbaycanlı. Şu an İzmir'de avukatlık okuyor. Lubunya. Ondan sonra bana çantalık şemsiye gönderdi, çantalık. Bu da çantam bu zaten. Çok güzel. Herma Şabani'yi yolladı bana. Şabani var ya, gullüm olan. O gönderdi. Evet efendim, öpüyorum. Az sonra yine 15 dakika kullüm. Ondan sonra o şeyi alacağım. Evet efendim, yağmur yağıyor. Şemsiyeyle kapatıyoruz efendim. Görüşmek üzere. Ben de alışverişe çıkıyorum. Oldu.